İşte biz rahmet mevsiminin, bereket mevsiminin, kurtuluş mevsiminin merhaba bahsini geçtik, artık elveda bağındayız. Son günlerini idrak etmekteyiz. Yüce Mevlamızın rahmetlere, kurtuluşlara, felahlara, iflahlara, huzura giden yolunu bize en güzel şekilde anlatan, en güzel şekilde yaşatan Ramazan-ı Şerif'i de bitirmek üzereyiz. Rabbim bu Ramazan'ı cümlemiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'in Müslümanların huzuruna, kurtuluşuna, zulüm, işkence ve baskı altında olanlara da en kısa zamanda mensur ve muzaffer eylesin inşallah. Hanelerimize, ailelerimize, evlerimize huzur, bereket, sihat, selamet ve afiyet ihsan eylesin. Muhterem müminler, Yüce Mevlamız bizlere belirli zaman dilimleri içerisinde, işte Ramazan ayı gibi, Kadir gecesi gibi nice zaman dilimleri vermiştir. Bunlar içerisinde en özeli hepimizin malum olan Ramazan ayı. Uzun bir zaman gibi ama çok kısa bir zaman. 30 gün şöyle baktığımız zaman kişinin huylarını, tabiatlarını, yanlış fikir ve karakterleri varsa bunları bertaraf edip düzeltebilmesi için yeterli bir zaman aynı zamanda. Yüce Mevlamız Ramazan ayıyla bizlere bir mülayimlik indiriyor, bir sekinet indiriyor, bir huzur indiriyor. Bunu yapın, bunu vücudunuza, kalbinize, gözünüze, gönlünüze otursun ey kullarım. Ramazan'dan sonra da böyle devam edin. İşte o zaman hakiki muttaki, hakiki saim, hakiki kaim, hakiki kurtuluş sizlerden yana diye de bizlere bildirir. İşte bugün inşallah Ramazan'da neler kazanmalıyız, neler kazanmalıyız ve neler kazandık, neleri kaybetmemeliyiz, bunları ele almaya gayret edeceğiz. Öncelikle güzel bir ibadet yapma heyecanını yaşadık. İşte zikir ettiğimiz zaman Ramazan'da bizim camide zahir, bütün camilerde bir cemaatle artış meydana geldi. Yani bir topluluk var insanlarda. Normalde 5 vakit namazına hassasiyet göstermeyenler bile o oruçluyken orucunu verdiği o manevi havayla camilere heyecanla koştu. Öğleye koştu, ikindiye koştu, akşama koştu, sabaha koştu. Ama bayram sabahı bunu bitirmemeliyiz. Yani bayram sabahı da bayram namazı erkenden gidip ondan sonra hadi bakalım bugün bayram hepsi bitti. Olduğu zaman işte bütün kazancımızı hani çabalarsın, uğraşırsın, mücadele edersin, keşeye koyarsın parayı, sonra rüzgara bırakıverirsin, bir saniyede savrulur gider. Ağacı dikersin, yıllar süre büyütmek, meydana getirmek, bir kıvılcım hepsini siler, yakar, bitirir ya. Böyle çalışıyorsun, Ramazan'da güzel kazanırsın, Ramazan'dan sonra dersin, ya tamam, bir daha sonra Ramazan'da bir çeki düzen veririz, durumu kurtarırız dedin mi? Bunu dediğin an, Ramazan içerisindeki tövbelerinden samimi olmadığını ortaya çıkıyor. Çünkü ne diyor Yüce Mevlamız? Tövbe-i nasuh olacak. Yani bir daha geriye dönmemek. Allah-u Teala düşünmesin dersin ama hiç hataya düşerse yine tövbedir, ayrı gülsün. Ama Ramazan bayramı, namazını kıldıktan sonra Rabbim seneye kavuşuruz, seneye görüşürüz. Seneye yine başlarız, zekat, sadaka, hayır, hasrat, ibadet, sağa, Kur'an, oruç ve kurtarız düşüncesi hareket ettiğimiz an o zaman tövbemizi kendi kendimize ya Rabbi ben samimi değildim, günü kurtardım gibi bir intiba meydana getiriyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Ramazan'da kaim olanlar, Ramazan'da sahip olanlar, aynı şekilde Ramazan'dan sonra da yanmaya günahları, masivaları ve hataları yakmaya devam edin ki kazanan ve kurtuluşa erenlerden olur. Hem de Rabbimiz ibadet ve taatlarında daim olanları, devamlı olanları seviyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, amellerin en güzeli, en faziletlisi hangisidir? Efendimiz buyuruyor ki, az da olsa sürekli olandır. Yani daim olandır. Öyle keyfe keder değil, beynel minel değil, ney namaz değil, daim olmaya. İşte Ramazan bize ibadetlerde daim olmayı öğretti. Toplu halde Allah-u Teala önünde secde etmeyi, kulluk etmeyi, Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi, Kur'an-ı Kerim'i anlamayı öğretti. Ama ne yapacağız? Bu Ramazan'da, bu dahaki Ramazan'larda
Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle beraber hem okuma gayretine hem de mealini, manasını anlama cihetine gideceğiz. En azından belli başlı surelerin veya baştan başlayarak belirli bir yere kadar bir iki cüzün mealini okumalı, anlamalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim Rabbimizden bize gelen bir mektup. Yani diri diri okunması gereken, anlaşılması gereken ve tatbik edilmesi gereken bir kitaptır. Allah-u Teala'nın bizlere en yüce ve en arzusu kitabıdır. İşte Kur'an'ı da Ramazan'dan anlayacağız. Kur'an'la biraz daha yaklaştık Ramazan'da. Ramazan'dan sonra bunu kaybetmeyeceğiz. Ramazan'ın bize kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi de işte yine budur. Sonra oruçlu hallerde yapılan iftarlar, kişi müreffeh sofralarda, iftar vaktinde, sahur vaktinde veya normal vakitlerde muazzam şekilde dizayn edilmiş, kurulmuş, arzumuzun, gönlümüzün çektiği sofralara oturup şükür ya Rabbi, bunları bulamayanlar da var demek başlı başına bir şükür değildir. Bunu dedikten sonra, iftar açmıyorsun ya, hani zekat sadaka veriyorsun ya, hayır haşına, elhamdülillah bunlar da yapıldı. Her birimiz bunu yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Yapıyorsunuz da. İşte Ramazan'dan sonra şükrün ne olduğunu bize bu öğretiyor. Yani kuru kuruya suyu çekip elhamdülillah, ya Rabbi ne güzel nimet dedin ama aynı şeyi başına ikram ettin ya, hakiki manada o 18 saat açtırırken yokluğun ne olduğunu anladın ya, işte o zaman şükrü daha güzel anlıyorsun. Yoksa kuru kuruya, hani bazı bir insan teşekkür eder böyle, sağ ol filan der ama gözüyle de kapanı kıracağım der. İşte hakiki manada Rabbimize karşı şükür, Rabbimize karşı kulluk, hem Rabbim sana hamdolsun. Bize bunları verdin, bu yiyecekleri verdin, bu giyecekleri verdin, evet bunlar olmayanlar. Rabbim bana verdiklerinden paylaşmayı da nasip ettiği tasavvuf edebiliyor musun? وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلِكَةِ diyor Rabbimiz. Allah yolunda iyi ve güzel olanlardan infak ederek kendinizi tehlikeden koruyun. Kendinizi, ehlinizi ve ailenizi Allah yolunda iyi olanlardan. مَنَّنْ وَلَا اَذَلَّهُمْ aşağıya ne diyor Rabbimiz? Başa takılmadan, gönül kırılmadan verilen hayır ve haşlardan güzeldir. Hani özellikle küçük yerlerde insanlar birilerine bir iyilik yapar veya bir zekat, bir sadaka, bir tasarrufta bulunur, sonra da ondan beklenti içerisine girer. İşte konuşurken onun tasdik edilmesi ister, ona ayrı bir hürmet filan mesela. İşte bunlar hakiki manada Rabbimizin razı olacağı sadakalar değil. Hiçbir şey Allah'tan bekleyeceksin. Kuldan hiçbir şey beklemeden Rabbimizin rızası gözetilerek yapılanlar. Biz de verdiğimiz, böyle bize geldiği zaman, kendi elimizi aldığımız zaman bu da adama verilir mi? Ya bu da yapılır mı? Denecek şekilde olmamalı. لَنْ تَلَالُوا بِذْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِيَ عَلِمُونَ Rabbimiz veriyor. Siz, hakiki manada sevdiklerinizden, ihtiyacınız olanlardan, o hoşunuza gidenlerden, Allah-u Teala'nın rızası için harcamadıkça gerçekten iyilik yapmış sayılmazsınız. Yani evde diyelim az geçmiş giymediğin elbiseler var. Diyorsun ya bunlar kuracağına gidip şunlara hayır hasılar yapayım. Bundan sağa düşmeyin. Hayır. O güzelinden de. Elbette ki onu da değerlendir. Ama gerçek iyilik istiyorsun. Bir rahat dersin ki kum minmen sahibun. Gerçekten sevdiğinden de Rabbimiz. Hak olacak. Sevdiğin, gönlünün bunu sevdiği bir elbiseyi, gönlünün sevdiği bir yemeği, senin gönlüne, kalbine, gözüne hitap eden bir malı olmayanla paylaşabiliyor musun? İşte o zaman hakiki manada iyilik yapmışsın. وَمَا تُلْتُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَيْنَ اللّٰهِ بِيَعْلِيمٍ Siz Allah için gizli ya da aşikar, bilinen ya da bilinmeyen ne harcıyorsanız Rabbiniz bunu biliyor, Rabbiniz bunu görüyor, buna göre de mükafatını verecek buyuruyor Yüce Mevlamız. Rabbim her layık, layıkıyla infak edenlerden, rızasını gözeten kullarından ve bu yolda olmayı da bizlere daim ve inşallah devam eylesin. Yine Ramazan'ın bizlere kazandırdığı güzel özelliklerden bir tanesi. Ramazan'dan evvel veya sonra birçok kişiler hepimizin evlerinde çocuklar arıyor, adam işten geç gelir, elin babası, annesi şudur, patlıdır. Çoğu kişi bir sofrada beş kişilik bir aile beşi bir arada dahi her daim yemek yemiyor. Ama Ramazan şu bencilleştiğimiz,
birbirimizden uzaklaştığımız, adam eve gidiyor, anlatıyor, çocuğun biri Twitter, öbürü Facebook'ta, kimsenin kimseyle görüştüğü yok. Anne baba birbirini zor görüyor, anne mutfakta, adam yorgun diyor, alıyor kumalıyor diyor, sohbet var mı? Hepimizin evleri var. Doğrusu sohbet yok. En fazla sohbet, televizyonda bir dizi izlersen, dizide olanların ne olup ne biteceği üzerine. Elbette ki iş üstüne alalım. Elbette ki Allah'ın Resulü'nün sürekli anıldığı evler var. Her birimizin evlerine namazlar yapılıyor. Ama bunlar da bir eksiğimiz. Şöyle gözden geçirdiğimiz zaman, Ramazan'da bunlar biraz bertaraf oldu. Şöyle insanlar, iftara yarın şartlara bir heyecan başladı. Hatta evde hiç iş yapmayan evin babası pideyi doğramaya başladı. Eşine yardım etmeye başladı. Çocuklar balkonlarda ezan sesi gözetlemeye başladı. O küçük çocukların en çok sevdiği ve dikkat edin en çok katıldığı ibadetlerden bir tanesi oruç ibadeti. Çünkü onlar ayrı bir hitap eder. Ve ısrarla tutamayacakları halde bile tutmak isterler. Bırakın tutabildikleri kadar tutsunlar. 2 saat tutsun, 3 saat tutsun. Onlar ısrarı öğrenen olsun. Size katılsınlar, zaten katılırlar. Bu heyecanı da yaşarsınız. İşte Ramazan bize bunu kazandırdı. Kişiye, evladıyla, eşiyle, annesiyle, babasıyla şakalaşarak böyle elenmiş bir halde sofranın başına oturup Rabbimizin evet başlayın Allah'ın Ekber nidasını beklemeye başladı. Bunu bize Ramazan kazandırdı. İşte Ramazan'dan sonra da aynı şekilde namazlarına niye oturalım biz? 3 yaşındaki evladımız biz namaz kılarken bizim sırtımızda oynasın. Eşimiz bize uysun, imam olalım önünde eğer camiye gidemiyorsak. Evde kılalım, bu güzellikler olsun. Ama ne yapıyorlar? Günümüzde yine Ramazan'ın bize kazandırmaması gerektiğini hususlardan bir tanesi. Efendim Ramazan eğlenceleri. Şimdi eve gidiyoruz, iftardan sonra televizyonlarda başlıyor Ramazan eğlenceleri. Bunların her biri ya Yahudi kanalıdır ya Yahudi teşekküldür, ayrı bir husus. Ne yapıyorlar? Ramazan eğlencesi nedir? Ramazan eğlencesi Allah-u Teala'yı zikretmektir. Ramazan'ın eğlencesi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Ramazan-ı Şerif'in eğlencesi günahlardan kurtulmaktır. Ramazan eğlencesi şimdi çevrelerde pankartlar, afişler görüyorsunuz zaten. Saat 10'larda tam böyle kararlı saatlerinde konserler. Ne adı da? Ramazan şenlikleri. Ne yapıyoruz? Ya televizyonda ya organizasyonlarda. Ramazan ne oldu? Hani yanma ayıydı? Hani kurtulma ayıydı? Yemeği yedin. Mide doyduğu erikmen lazım, bir konserde oyna. Böyle mi bakacaksın? Git teravih kıl, öyle erisin mide. Göbeği yerine gidiyorsan böyle yapacaksın. Zaten 30 gün bu sisteme girdiğimiz zaman bunu aşıyoruz. Ama dikkat edin. Kalp üzerimizi oynayan oyunlarda ya elimizden Kur'an almaya çalışıyoruz dolaylı yollarda ya Efendimizin hadislerini efendim uydurmadır, zayıftır gibi devre dışı bırakılmaya çalışılır. Bir Ramazan kalmıştı. Böyle Ramazanlarda hani insanlara bir mülayimlik çöker ya, bunu nasıl bozabiliriz bu ihlası, bu samimiyeti nasıl bozabiliriz diye bakımımızı Ramazan eğlenceleri çıktık yaşaya. Köçekliği, dansınızı, bilmemleri, yani tamamıyla Kur'an'dan uzaklaştı. Allah'tan uzaklaştı. Camilerden uzaklaştı. Ramazan bize neyi öğretmişti? Şeytanların zincire vurulduğunu öğretmişti. Ama bir şeyi hatırlatmıştı. Mine cinne muhanna derken, insanların şeytanlarına Ramazan işlemiyor. Nasip varsa işliyor. Ama iman sağladığı için insanların şeytanları zürbe özgür. İşte bakın yeryüzünde, bakın Filistin'de insanların şeytanları devam ediyor. Ramazan'ın başlarında hani bu zaman bu galip gelecek, şeytani duygular mı galip gelecek? Sonradan değildi de Ramazan'ın başlarına fark dikkat ettiyseniz Dünya Kupası maçları olduğu zaman karabilerde cemaatler sistem sarkışıyor. Demek ki tam sistem oturmamış. Ramazan'dan sonra işte bu döküntüler meydana çıkacak. Bizim evlamız Ramazan ayı 30 gün tutuyor ya, bakalım maça mı tercih edecek, şeytani ve nefsani duygulara mı yoksa Allah-u Teala'nın rızasına mı? Başlarda bir esneklik olsa da 30 günün sonunda artık rahmani duygular, dini duygular kelamullah ağır basmalı. Bunlar galip gelmeli. Bunun hükümranlığıyla devam etmeli. Çünkü Kur'an bir reçete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tabip. Bizi düzeltecek tabipler. İşte Ramazan fırsatı. Öyle bir zamanı geçiriyoruz ki koca bir ay bitmedi sadece. 83 yıl gidiyor önümüzden. Seneye kimler öne, kimler kala. Tahrik edilen edildi. Onaylanan onaylandı. Ha, şunu hatırlatayım. Belki de bu akşam, belki de bu gece kadeh gecesi. Zira her ne kadar 27'sinde kutlasak da idrak etsek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın bütününde aynı buyuruyor.
bu gece 29. geceye kalkmadı. Dolayısıyla belki de hala Kadir gecesindeyiz. Ama hala Ramazan'dayız. Öyle bir zamandayız ki ne yapabiliyorsak kâr. Rabbimizden bize her şeyin 4 geleceği, 40 geleceği zaman. Rabbimize beyaz saçlısımızın bereketi, fazlı, mağdur, rahmeti geniş olur. Kula dayarsak kuldan bize dert gelir, keder gelir. Kurtuluş yolu, rahmet yolu, hep Rabbimizin bizlere kazandırdığı iyilikler ve güzelliklerdir. Yine Ramazan aylarında fitrelerle, zekatlarla, sadakalarla, Allah-u Teala'nın yolunda, Allah-u Teala'nın razı olacağı şekilde onun kullarına tasarruf ederek iyilikler yapmaya gayret ettik. Sadakayı fıtırla, yüce sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan buyuruyor. Kişi oruç tuttuğu zaman Ramazan-ı Şerif ayında ibadeti yerle gök arasında belirli bir yer orucu bekler. Ne zaman ki sadakasını tasarruf eder, sadakayı fıtrasını verir, yüce Mevlamıza ulaşır ve oruç kabul edilir buyuruyor. Sadakayı fıtır biliyoruz ama şu son günlerde hatırlatmak icap eder. Miskal miktarı 80.33 gramın altına tekabül eden malı ya da parası, havaizi asliyesi haricinde olan üzerinden sene filan geçmesi gerekmez. Borcu harcı yoksa aslında her bir müminin vermesi vacip olan. Ama dinen zengin sayılacak ölçüde ise 80 gram altının malı ya da parası varsa üzerinden sene geçse de geçmese de bu işin vacibidir. Eşinin ve buluğ çağına gelmemiş olan çocuklarının da sadakayı titrelerini vermesi yine aynı kişiye vacibidir. Ondan bir seneler, evleri ayrı iseler, herkes kendi titresini kendisi verebilir. Ama durumları yoksa dedeler, müneler de aynı şekilde sorunlarını gibi verebilir. Sadakayı titir, Ramazan bayramına isim veren bir sadakadır. İbadetlerimizin Allah-u Teala'ya yakın olmasını sağlayan, Rabbimizle aramızda kurbiyet kuran, alaka kuran bir bağdır. Bu sene en düşük miktar biliyorsunuz 10 lira. Bu kime verilir? Direkt ihtiyaç sahibi fakire verilir. Bu seneki 10 lira ya, sen bunun üstüne istediğin kadar çıkar. İstersen bunu elbiseye çevirirsin. İstersen kıdaya çeviriyorsun. Ya da en güzeliyle eline verirsin. Nasıl arzu ediyorsa öyle kullanır. Bu ne mi kazandırır? Bu olmayana olanın malında göz koymamayı engeller. Müslümanlar arasında birliği sağlar. Paylaşmayı sağlar. Paylaşmayı sağlar. Bir yudum sunum, bütün müminler içerisinde hakiki manada bölünebileceğini, Kur'an-ı Kerim'de sevdibillah, inlemel müminun eyyuh, kullarının ayet-i kerimesinde, bütün müminler kardeşin ayetinin gereği olarak, kardeşini gözetip, kollama, ona sahip çıkma alışkanlığını meydana getirir. Ve Allah-u Teala'ya yakin olma, o küçücük evlatlara senin de sadakayı fıtranı verdin dediğin zaman, o da kendisi için başının gözünün sadakasının verildiğini bilir, aynı şeyi yarın bir gün tatbik eder, tatbik eder. O da bunu uygular. Nasıl ihtar sokaklarında yaşadığımız o küçüklüğümüzdeki heyecanları bizler hatırlıyorsak, onlar da şu an bizimle beraber yaşadıkları o heyecanları ilerleyen zamanlarda hatırlayacaklar, hatırlamaya devam edecekler. Bizler onlara hep dinin güzelliklerini hatırlatalım. İyi olan tarafları hatırlatalım. İşte bunlar nedir? Oruçtur, Kur'an'dır, sadaka-i fıtırdır, müminin gönlünün alınmasıdır, bir gözyaşının silinmesidir, bir ahın oha dönüştürülmesidir. Ramazan ayı her türlü dertlerin, kederlerin, sıkıntıların, ızdırapların, üzüntülerin insanlardan uzaklaşıp Rabbimizin rahmetine, mağfiretine, kurtuluşuna, affına müracaat edilecek en yüce, en ulvi ve en azim ay. Yüce Mevlamızın değer verdiği, günahlardan kurtulmanın bol olduğu, Allah-u Teala'nın rahmetine sahip ve nail olunacak bir zaman dilimi. İşte Rabbimiz bu zaman diliminden laikiyle istifade ettiğimiz düşüncesiyle, çünkü insan şöyle bir bakar, Ramazan'dan evvel ben hangi haldeydim, şimdi Ramazan'ın 28'i olmuş, 28'ini bitireceğiz. Şimdi ne haldeyim? Şöyle bir bakar. Bir olgunluk geldi. Ramazan'dan evvel trafikte adam yol vermiyor, öfkelemiyordum. Ama Ramazan'da oruçluyken sihreye çektim. Efendimiz ne dedi? Bulaşma dedi. Ben oruçluyum dedi. Çok kararlıysan ve uzaklaş. Bu hal bize geldi mi? Geldi inşallah. İşte Ramazan'dan sonra da böyle olsun. Namazlar böyle olsun. Gevşetmeden, aynı titizlik
titizlikle, aynı heyecanla devam etsin. Kur'an'la olan hürmet, aynı heyecanla devam etsin. Şöyle baktığımızda Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman İslam ülkelerinde, bugün istatistiklere bakın, haberlere bakın, oradan da görüyorsunuz. Hırsızlık, cinayet, fuhuş, içki kaynaklı kazalar veya kazaların her birinde %70'lere varan düşüşler meydana geliyor. O zaman insan demez mi? Keşke yılın 12 ayı da Ramazan olsa bir huzur gelmiş memlekete. Memleketlere bir sükunet diyor. İnsanların gözlerine, gönüllerine bir sükunet diyor. İşte bunu Ramazan kazandırıyor. İşte Müslüman Ramazan'da kazandığı bu hali Ramazan'dan sonra da devam ettirmeliyiz. Aynı şiar, aynı hal Ramazan'dan sonra devam ettirmeliyiz. Ramazan geldiği zaman bu yerlerde görürüz. Önceden daha fazlaydı. Şimdi gittikçe azalmaya devam ediyoruz. Meyhanelerde, şuralarda, buralarda Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Oraların çevresinde oturanlarda dahi bir sükunet, bir neşe geliyor. Adam onu tutmasa bile yanındaki meyhane kapandığı zaman bir rahat of ediyor ya. Bir huzur var mı? Giren çıkan beni değil, neyin oldu beni değil. Çağlar adam çıkmıyor. Karşılaştan lafından bir yanına sana laf söyleyemiyor. Ama bir sükunet geliyor. Ama Ramazan'dan sonra buraların yine tam tam, hatta o bir aylık açıyı kapatacak şekilde, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamazsa ayrı bir üzücü harcayacak. İşte Müslüman Ramazan'da kazandığı bu güzellikleri, bu özellikleri devam ettirdiği zaman böyle de yerlere bir ihtiyaç kalmaz. Gönüllere Ramazan şerbetini döşer, Kur'an ile döşer, Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile döşer. Bunlar bizi teselli eder, bunlar bize huzur verir. Bunlar hem dünyamıza hem de ukbamıza bizim aradığımız bütün mutluluğu, bütün saadeti, bütün kurtuluşu bizlere inan ve ihsan eder. Bunlar aynı zamanda kurtuluşun da en güzel yollarıdır. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle de Ramazan'ın bize verdiği o güzellikler, iftar vaktinde oturduğumuz aile etrafımızda, aklın namazı da kılacağız ya, oturduğumuz o sofrada Allah Teala minneti önümüzde ama hiçbir kul bize müdahale etmezken güzelce bekliyoruz. Evladımız bekliyor. Bu 5 yaşındaki çocuk yanımızda duruyor. 80 yaşındaki annemiz, babamız, dedemiz, neyimiz onlar yanımızda. Neyi bekliyoruz? Rabbimizin bugün başlayın. Hadi yiyin emrini bekliyoruz. İşte o hal, o mülayim hal. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, mümin, oruçlu mümin için iki sevinç vardır. Bir tanesi iftar vakti ikametinde, diğeri de Yüce Mevlamız'a kavuşmalar. Elbette ki az çok bir heyecan vardır. En uzak olanda dahi. İftar vakti bir neşe geliyor değil mi? Şöyle gözlerimiz canlanıyor. İşte Rabbim en azından kadar huzur ilerine vardığımız zaman aynı sevinç, aynı neşe ve aynı heyecan yaşamayı bizlere daim eylesin, bizlere inan ve ihsan eylesin. İşte bu güzelliği de kaybetmemeliyiz. Bu heyecanı kaybetmemeliyiz. Yine Yüce Mevlamız melaike-i kiram toplayarak şöyle bütün meleklere kulluk o oruç halinde iftar etmeden evvel önüne çorba koymuş hani böyle ellerini bağlamış bekliyor ya gizli gizli dua ederek Rabbimiz diyor ki ey meleklerim işte bakın yeryüzüne halifem dediğim kullarım bunlar şu an onları benim rızam ve benim rahmetime ulaşmaktan başka önlerindeki yemekle uzaklaştıran başka bir şey yok. İşte kulluk Allah-u Teala'ya en yakın olduğu zamanlardan bir tanesi. Yüce Rabbimizin kuluna en çok değer verdiği, en çok sevdiği anlardan bir tanesi. İster vakti sofraya oturup Yüce Rabbimiz'e gizli gizli dua ederek, içten içten, tazavvur ile dua ederek Rabbimizin başlayın davetini beklemesi, Rabbimizin melaike-i kirama karşı övündüğü hallerdir. Yine Yüce Mevlamız'ın her onu tutarken böyle madem fazla fıçılayamayız veya istediğimiz gibi olmaz, insanın ağzına bir nahoşluk meydana gelir değil mi? Tam olarak bir ağız kokusu meydana gelir, toplaya başlar. Kimilerine bir rahatsızlık verir. Yüce Mevlamız ne buyuruyor? Ben oruç tutan kulumun bana en sevimli hali o ağzının kokusu. En güzel misklerden, amberlerden daha güzeldir buyuruyor. İşte oruç diye verilen değeri gösterir Yüce Mevlamız. Bizim belki de birbirimizin günden beri hoşlanmadığımız o ağız kokusu Yüce Rabbimizin oruçlu iken ama onun dışında Müslüman her daim kertikli, düzenli olur. Güzelce kokar. Ama oruçlunun ağız kokusu Yüce Rabbimiz katında en güzel kokulardan daha değerli.
en giymişlerden daha değerli ve Rabbimizin bütün tazarrusu o sükunet haliyle kendisini el açıp yalvaran, dua eden, onun huzurunda boyun büken, secde eden, kaim olan bu kullar üzerine. Ve Rabbimiz bunlardan razı ve hoşnut olsun. Cümlemizden razı ve hoşnut olsun. Ve bu güzel hallerin, bu şiar ahvali her birimiz üzerinde daim eylesin. Yine Rabbimiz bu zaman dilimi içerisinde sağlam imanlar sağlar, salim amel ile hayatlarını süsleyenlerden memnun ve razı olduğunu beyan ediyor. Salih amel, güzel iş, ibadet, namaz, oruç, zekat, Kur'an, güzel oturma, güzel konuşma, insanlar arasında ıslah edici olma, düzeltici olma, hep bunlar salih amel kavramı içerisine girer. Ailenin geçimi için helal yolda rızkını temin etme, salih ameldir. Ülkenin, memleketinin, devletinin kalkınması için en güzel şekilde, en faydalı şekilde çalışma, salih ameldir. Ama bütün bunların içerisinde Rabbimizin rızasına gözetilmeli. Allah-u Teala'nın rızası halinde kullardan gelecek menfaatler için, oradan buradan gelecek iltifatlar için yapılan işlerden Rabbimizden bir boşluk, bir rıza göremeyiz. Yapılan iş insanlara faydalı, biz Allah-u Teala'nın rızası için yapılıyor. Onun keyfine doyulmaz. Yüce Mevlamız'ın işte benim kabul edeceğim amel dediği, Allah'ın rızası gözetilerek yapılan ameller. Ramazan'da da bu ameller 1'e 7, 1'e 70, 1'e 700. Bir gayri hesap, sınır yok, geniş, bir hayat kapsayanlı. Rabbimizin bütün bu güzelliklere, bütün bu ibadetlere mükafatını layıkıyla, fazlasıyla verdiği bir zaman dilimi. Şu hadiseyi, şu kıssayı daha evvelden duymuşsunuzdur, zikretmişimdir. Ama Ramazan güzel anlatılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla bir gece seferi esnasında Taif civarlarında bir dağın eteklerinden geçerken ashabın gözlerine bazı taşlar ilişiyor. Böyle irili ufaklı, kimisi parlak, kimisi değişik şekillerde, kimisi batıyor sert, kimisi biraz daha düzgün şekillerde. Ashab diyor ki, ya Resulallah bunlar nedir? Efendimiz buyuruyor ki, o gördüğünüz o parlak ufaklı taşlar var ya, hani hafif bir ay ışığı var, tam söylemiyorlar. Onlar da öyle bir şey ki diyor Efendimiz. Onlardan alan da pişman, almayan da pişman. Bu böyle bir şey. Ashab kendi arasında diyor ki, Allah Resulü böyle buyurdu. O zaman ben bir tane alayım, bir bakayım. Ne ona göre, nasıl? Alsam da pişmanım, almasam da pişmanım. Kimisi bir iki tane alıyor. Kimisi üç beş tane diyor, öyle bakalım. Kimisi hiç almıyor diye pişman olacaksan niye alayım? Niye kendime taşlayayım? Der zaman git zaman, ertesi sabah yerine varlıklarına, vahiyye varlıklarına, gün ışığında heybelerine bakıyorlar ki, o gece ayaklarına takılan, kulaklığı takılan her biri birer altın. Tabi bulanlar seviniyor. Değil mi? Kim bulsa sevinmez. Ne kadar güzel. Çok seviniyorlar ama yine bir üzüntü var işlerinde. Bu sefer almayanlar, ya biz altın bunu nasıl almayız? Neden almadık? Pişman mı? Alanlar da diyor ki keşke daha fazla alsaydım. İki alan dört alsaydım. Dört alan beş alsaydım. Ama bitti. O bir zamandı. Kur'an'a dört bir görmedim. Kalem, lahir mertebet. Onlar bir soyundu, gelip geçti. O bir fırsattı, o bir nimetti, o an altın aldığım. İşte muhtemelen. Ramazan-ı Şerif ayı, geceliğin ayağımıza takılan bu altın taşları gibidir. Alan da pişman, almayan da pişman. Ama bizler anlık da pişman olanlardan olalım. Ne kadar çok alabiliyorsak, yani ne kadar çok ibadet yapabiliyorsak, vaktimizde ne kadar yakin olabilecek yollar arayabiliyorsak, hep bunlar o geceliğin karanlığında Efendimizin ashabına gösterdiği altın taneleri gibidir. Rabbimiz geçirdiğimiz her günümüzü altın taneleri gibi eylesin. Rahmetine, mağfiretine, mükafatına ulaşan kullarından eylesin. İnşallah içeriklerini, bu güzelliklerini birbirlerine sahip çıkma, yanlışa yanlış deme, güzeli tasvir etme, yayma, güzellikleri kaybettikleri zaman kendi kendilerine sıkıntı verirler, kendi kendilerine zarar verirler. Müslüman her daim iyi, güzel olanı tavsiye eder. Kötü, çirkin ve hoş olmayan şeylerden sakındırmaya çalışır. Hep Rabbimizin güzel olan Kur'an'da ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle beyan ettiği iyiliklerin bunlara sarılın, bunları tutun ve bunlara tabi olun diye tebliğ ederken bitti mesela.
Kur'an'a tabi olun, tebliğe tebliğ ederken bunlardan uzak olacak yerleri, bunlardan kaçınacak yerleri de beyan ediyor. Hep tabi olmamız gereken, sarılmamız gereken hususlar. Kur'an oturmamızdan kalkmamıza, ibadetimizden kulluğumuza, beşeri münasebetimizden insani ilişkilerimize kadar her birinde bizlere iyilik, bizlere güzellik, hem dünyanın hem de ukubanın saadetini bahşediyor. Yine Ramazan bizlere şunu öğretti. Sadece Ramazan ayında oruç tutup Allah-u Teala'nın rızasına göre amel eden kişilere Reyyan isminde bir cennet kapısının olduğunu ve bunun Naim cennetine açıldığını, Firdevs cennetine açıldığını, Cennet-i Mekra'ya açıldığını beyan ediyor. Ve sadece oruç tutanların, o ağzı kokanların, o sofra başında bekleyenlerin, o geceleri gizli gizli tazavvu ederek, namazlar kılarak, vakti için aşikar ya da gizli infak edenlerin bu Reyyan kapısından gireceğini sizlere beyan ediyor. Rabbim cümlemize Reyyan kapısından girebilmeyi nasip eylesin. Geriye gitmiş olan ağabey evladımıza rahmet eylesin. Ölmüş iseler ana babalarımızın, dedelerimizin, yeğenlerimizin, kardeşlerimizin kabirlerini